Herkese merhabalar. Bugünkü webinarımıza hoş geldiniz. E, Biyaz Mühendisliği özetleyerek e, webinar'a başlamak isterim. Biyaz Makine Mühendisliği disiplinleri çerçevesinde ileri mühendislik çözümleri sunan Türkiye'nin en köklü firmalarından biridir. Arg, YAYA yazılımları, test ölçüm sistemleri satışı, proje analiz ve test ölçüm hizmetleri ana çalışma alanlarıdır. Detaylı bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilir ya da tüm sorularınızı info.piaz.com.tr adresine iletebilirsiniz. Bugün CIA Fatik Yeni Özellikler adlı webinarımızı birazdan Doğukan Alkan gerçekleştiriyor olacaktır. Sunum esnasında iletmek istediğiniz tüm sorularınızı chat üzerinden bize iletebilirsiniz. Sunum bitiminde sorularınız Doğukan Bey tarafından cevaplandırılacaktır. Doğukan Bey sizin için de uygunsa başlayabiliriz. Evet, teşekkür ederim Ekin Hanım. Ben ekran paylaşarak sunumumu sizlere aktarmaya çalışayım. öncelikle herkese tekrardan merhabalar. Siyafatik ile yeni özellikler webinarımıza tekrardan hoş geldiniz. E, i̇smim Doğukan Alkan. Biyoplast mühendislikte yaklaşık olarak bir buçuk yıldır yapısal analiz mühendisi olarak görev alıyorum. Bugünkü webinarımızda sizlerle aslında Siyapatik yazılımına eklenen yeni özellikleri ve bu eklenen geliştirmeler hakkında bizim için yani yeniliklerin ele alındığı durumlarda aslında mühendislik çalışmalarında nasıl katkı sağladığını inceleyeceğim bir sunum yapmayı planlıyorum. Ee, Webinarımın içeriğinden bahsedecek olursam, e, öncelikle e, içerimiz şu şekilde olacak. E, Sunumuza siyafatik nedir sorusuyla başlayacağız. Bu tabii ki de e, evet birçoğumuz belki hala zaten yazılımı kullanıyor ama e, temel bir giriş seviyesinde olacak şekilde aslında e, siyafatik bizim için nedir, hangi yazılım, e, hangi analiz türeni rahatlıkla çözebiliyoruz. Bunun gibi e, küçük özellikler aktaracağım. Ardından, 2023.1, 2023.2 ve 2024.1 versiyonuna da eklenen yeni özelliklerin sırasıyla özelliklerini aktarıyor olacağım. Tabii ki her bir yeniliğin sektörel uygulamaları ve sağladığı avantajları da sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Buradaki durumların birçoğu hali hazırda zaten belki de kullanmış olduğumuz özellikler ama genel bir özet şeklinde aslında nasıl fayda sayılar ve bizim için hangi aşamalarda önemli olur bunlardan bahsedeceğim. E, Siyafatik nedir? E, bu sorunun cevabı aslında şöyle. E, MSC yazılımları bünyesinde yer alan ve yorulma analizlerinde kullanılan genel, genel amaçlı bir aslında yazılım kendisi. E, kabiliyetlerini aktaracak olursam aslında e, zaman ve frekans düzleminde e, stres ve sitleyin sonuçlarını kullanarak aslında yorulma hesaplarını yapmamızı sağlıyor. Ki, tabii ki bu sadece e, stres gibi düşünmek e, değil. Aslında akış tarafındaki veya çoklu cisimler dinamiği tarafındaki e, yüklemelerinizde, çevrimlerinizde biz aslında siyafatik içerisinde yorulma analizi için e, bir yük girdisi olarak kullanabiliyoruz. E, tabii ki ayrıca diğer e, MSI yazılımları da entegre çalışarak aslında bizim için kapsamlı bir e, analiz imkanı sunuyor. E Neyden bahsettim? Akış ve dinamik taraftan. Yani aslında biz e, co-simulation gibi düşünebiliriz bu kısımda. Doğrudan son elemanlar tarafından, e, explicit taraftan veya diğer disiplinlerden elde etmiş olduğumuz e, yüklemelerimizi, e, post dosyalarımızı doğrudan CFATIC içerisinde e, büyük ölçekli simülasyonlarda veya karmaşık analizlerde e, kullanıcıya derinlemesine bir yorulma analizi imkanı sunan e, yazılım diyebilirim. Burada e, aslında temel olarak içerisindeki dört farklı paketten ve e, hangi analiz türleri bizim için e, kritik oluyor. Yani örnek veriyorum bir yorum analizi yapmaya karar verdiniz. E, ne gibi inputlara, hangi paketlerde ihtiyacınız oluyor? Bunlardan bahsedecek olursam. E, tabii ki yani yorum analizi nedir? E, Rastsal cevap yapabiliriz, yük yönetimi yapabiliriz veya doğrudan. Hali e, halihazırda fiziksel bir test korelasyonu kurmuşsunuzdur. E, bu gibi test korelasyonunun aslında eee siyafatik içerisinde bir e, entegrasyonu sağlamak istiyorsunuz. Bu gibi durumda aslında biz e, kullanıcı dostu bir süreç akışı ile birlikte dört farklı paketin e, tek bir arayüzü kullanımı ile birlikte e, yorum analizlerini gerçekleştirebiliyoruz. E tabii ki bu e, hani siyafatik e, neden tercih ediyoruz? Aslında e, hem yenilikçi bir arayüz hem de e, rakiplerine göre aslında 20 ila 100 kat daha hızlı sonuç verebiliyor. Çünkü neden? E, doğrudan sonuç dosyasına erişebiliyor. Malzeme ataması ve e, yük çevrimini de verdikten sonra aslında e, bu hız avantajını doğrudan projelerdeki sıkışık zaman çizelgilerindeki e, kendi kazancımızı büyük bir şekilde hissedebiliyoruz. siyafatik içerisinde. E, çok kısa da şundan bahsedebilirim. Diğer MSI yazılımlarıyla birlikte aslında e, entegrasyon sürecinden. Tabii ki bu e, süreç Neredeyse 3-4 yıllık bir süreç ama tabii ki de şu anki hali hazırda günümüzde aslında MSI yazılımları bünyesinde bulunan birçok yazılımla entegre bir şekilde kullanabiliyoruz. Belki de birçoğumuz Adams, Nasran, Mark, Romax, Aktran gibi yazılımlar hali hazırda günlük yaşantımızda kullanıyoruz. Doğrudan buradaki sonuç dosyalarımızı biz Siafatik'te Hexagon çözümüyle birlikte aslında yorum analizi yapmamıza imkan sağlıyor. E, bu entegrasyon yeteneği de e, ne yapıyor? Aslında e, farklı mühendislik disiplinlerindeki e, tutarlı ve bütüncül bir sonuçta elde etmemize olanak tanıyor. Yani ne oluyor? E, mevcut verilerimizi yeniden kullanabiliyoruz. Zamanla ve maliyetten de aslında e, tasarruf ediyoruz. E, tabii ki hani havada kalmasın. Birkaç tane sektör bazlı örnek verecek olursam, siyah fatigin e, kullanım alanının sıklığı veya en çok tercih edilen durumlarından bahsedecek olursam, e, bu slaytta genel olarak aslında Siyafatik arayüzünün post kısmının yani sonuç kısmının ve e, <laughs> kaynaklı yapıların özelinde aslında bir e, bas çek senaryosu gibi veya direkt e, spot weld kısmındaki pardon seam weld kısmındaki kaynakların e, üzerine gelen stresin, hasarın, aynı zamanda bunun e, life dediğimiz yani e, ömrünün hesaplanması şeklinde e, temel bir gösterim aslında. Burada ne yapıyoruz? E, yazılım içerisinde şunları yapabiliyoruz. E, modelleme. Tabii ki bu modellemeden kastımız, son eleman veya farklı bir disiplin için bizzat sınır şartı eklemekten ziyade aslında şunun modellemesi. Özellikle kaynak dikişiniz varsa, örnek veriyorum kaynak dikişiniz var, buradaki kısımların aslında elemanların modellenmesi ve doğrudan da aslında kaynak dikişi üzerinde bir ömür hesabı yapmak için modelleme kısmı var diyebilirim. Analiz, post proses ve aslında raporlama kısımlarını kapsıyor. E, i̇ş akışının bu şekilde düzenlenmiş olması şunu getiriyor. Aslında kullanıcılar ne yapıyor? Adım adım ilerleyerek e, karmaşık analizleri bile kolay bir şekilde yönetebiliyor bunun içerisinde. Ayrıca her bir aşamada aslında veri geçişlerini sorunsuz e, bir şekilde aktarabiliyoruz. Yani bu ne demek? Tamamen örnek veriyorum. Bir basacak senaryosu değil de bir sinisodiyel e, yüklemeyle aslında yapınızın ömrünü hesaplatmak istiyorsunuz. Yapacağınız tek şey aslında şu. Channel'ı kaldırıp Var olan üzerine bir yeni bir e, yükleme girdisi e, senaryosu yazdırarak aslında hızlı bir şekilde biz e, analizlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Burada da CFAT'in e, otomotiv, havacılık gibi aslında e, ağır sanayi gibi çeşitli sektörlerdeki kullanım alanını e, özetliyoruz. Özellikle yüksek e, durability gerektiren yani dayanıklılık gerektiren durumlarda e, biz bileşen bileşen analiz etmeyi tercih ediyoruz. Bu yaygın bir kullanım çünkü neden? Ee, mesela örnek burada fotoğrafta bir e, aracın üretim aşamasındaki bulunan e, punto kaynaklarını görüyoruz. E, buradaki punto kaynaklar da şunu yapıyor: Asla yapının yorulma hasarını, bu yorulma hasarı oluşacağı bölgeyi ve aynı zamanda hasar direncinin e, kaç cycle'da oluşacağını gösteriyor. İlk olarak e, şundan bahsedeceğim: SiFatigin 2023.1 e, sürümüne eklenen Yeni özelliklerden bahsedeceğim. Sunumumun bundan sonraki kısmı aslında şunu içeriyor. Ee, bahsetmiş olduğum gibi, 3 tane sürüm aktaracağım. Ee, bu sürümlerde aslında kullanıcının e, fayda sağlayacağı hangi özellikler eklenmiş, e, bunları aktarmaya başlıyorum. Ee, i̇lk olarak aktaracağım, ilk olarak aktaracağım özellik aslında e, bizim zaman düzleminde kullanmış olduğumuz bir e, metot var. Bunu yorum ile aşina olan kişiler muhtemelen biliyor olacaktır. E, Rainflow Cycle Counting. Yani aslında işin temelinde şunu yapıyor. E, gerçek hayatta hiçbir yükleme her zaman kusursuz bir bas çek veya işte tuttum, bıraktım, bir daha tuttum gibi e, temel 1-0 gibi düz çizgilerden oluşmayabilir. Bu gibi aslında e, bir metot geliştirme sürecinde bizim için Rainflow Cycle Counting e, aslında yardımımıza geliyor. En temel anlamda şöyle bahsedebilirim. Tabii ki daha da uzun bir teorisi var arka planda ama işin nihayetinde karmaşık. Şurada görmüş olduğunuz gibi e, random bir yüklemeyi aslında basit bloklar halindeki bir yüklemeye indirgeyerek e, bir tepe vadi grafiği oluşturuyor. Bu tepe vadi grafiğinden de aslında biz e, hangi yüklemenin Kaç defa tekrarlandığı gibi ve bunun genlik gibi değerlerini e, elde edebiliyoruz. Bu yeni, yeni durumla birlikte aslında şöyle oldu. E, tabii ki zaten bunu siyafatik önceki sürümlerde de yapabiliyordu ama e, özellikle disk tarafında çok büyük alan kaplıyordu. Yani, yani. şöyle söyleyebilirim. Ee, özellikle veri depolama ve dışa aktarma durumunda e, tüm veriler siyafatikte H5 çıktı formatına saklanıyor. Ve e, örnek veriyorum siz uygun bir veri analizi entegrasyonu için bir e, CSV tablosu ile aktarmak istiyorsunuz. Artık yine bunu e, 2023.1 sürümü veya daha yeni bir sürüme sahipseniz e, zamanla da tasarruf ederek hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. E, ayrıca şöyle bir durum da var. Eklenen buraya bir histogram grafiği görüyoruz. Ee, eklenen histogramlar ve üç boyutlu çizimler artık dinamik olarak döndürülebiliyor. Yani bu ne demek? Ee, random bir grafiğimiz vardı. Ee, bunu şöyle göstereyim. Random bir grafiğimiz vardı. Bunu belirli metotlarla dönüşüm işlemini sağladık. Bu sadece kullanıcıya bir resim gösteren bir ekran değil. Ee, burası aslında dinamik bir ekran. Gerçekten post proses kısmına yapmış olduğumuz e, mouse hareketlerini kullanarak buradaki e, zoom in, zoom out, işte pen sürükleme veya e, döndürme gibi işlemleri buradaki dinamik ekran içerisinde artık e, gerçekleştirebiliyoruz. E, tabii ki de kani kullanıcıya şuradaki x, y ve z olarak isimlendireceğim e, belirli çıktılarla aslında daha e, kolay veri okuma imkanı sunduğundan bahsedebilirim. Bir sonraki e, yenilimden bahsedecek olursam ee, aslında küçük giften de görebileceğimiz üzere yapı üzerine ekleyebildiğimiz belirli başlı unsurlar var artık. Ee, bu unsurlar nedir diye soracak olursak aslında e, test korelasyonu yapan kişiler yine muhtemelen aşina olacaktır. Ee, string Edge eklemek. String biz gerçek hayatta neden ekliyoruz? Aslında yapının e, belirli bir... Ee, önceden belirlenmiş model analizlerle de olabilir, farklı bir metotla da, da olabilir. Belirlenmiş bir e, en çok stresin akışın olacağı bir lokasyon belirtilmiş olabilir. Biz bunu gerçekten modelliyoruz, evet. Oraya bir gauge şuradaki gibi e, yapıştırılabiliyor. İşte bunu artık siyafatik tarafında da bir e, virtual yani sanal bir şekilde de modelleme imkanımız var. Bu sayede şunu elde etmiş oluruz. Gelen dirençlerden elde edilen ölçülmüş strain değerleri ile aslında FEM tarafından tahmin edilen strain değerleri arasında doğrudan bir korelasyon sağlıyoruz. Bunu eklerken de çeşitlerinden bahsedecek olursam aslında single T yani bir bağ şeklinde rectangular veya işte delta strain gibi yüzey notlarını artık zahmetsizce bunları yapıştırabiliyoruz. Şuradaki örnekteki gibi. Ee, sanal stringage ne yapıyor? Dediğim gibi gerektiği gibi hareket ettirmek ve döndürmek için de aslında tıklayıp sürükleyebiliyoruz. Farklı bir yere yapıştırdınız ve bunun gerçekten de e, yönüne bağlı bir e, yani gerçekten de principal eksenlerde bir durum okumayı ve sizin için kritik olan durumu değerlendirmek istiyorsunuz. O zaman gerçekten de bu normal bir cat tarafı olur, e, CAE tarafı olur bir e, koordinat ekseniymiş gibi tutup aslında sürükleyip e, döndürme işlemi yaparak yüzeyinizdeki istediğiniz yere de hızlı bir şekilde aslında taşıyabiliyoruz. E, gerilme tensörleri de her notta ortalaması alınıyor ve bu e, strengençler aslında şunu yapıyor. Zaman düzlemindeki H5 dosya formatına bütün buradaki stres değerlerinin e, çıktısını yazıyor. Şöyle bir aşağı geçeyim. <laughs> Bir diğer 2023.1 sürümü özelliğinden bahsedecek olursam, aslında e, dijital sinyal Processing, bu da ne yapıyor? E, kullanıcıya zaman sinyali, channelını değiştirme ve değiştirmiş olduğu verileri yeni bir dosyada dışa aktarma olanağı sağlıyor diyebilirim işin temel anlamında. Tabii ki e, her channel yani kanal, şurada bahsetmiş olduğumuz aslında yüklemenin e, senaryosunu belirleyen girdi. E, bağımsız olarak veya sağlanan matematiksel formülleri kullanarak toplu bir şekilde değiştirilebiliyor. Peki sonuçta ne kazanıyoruz? <laughs> aslında e, aşağı yönde kullanım için e, dışa aktarılabilen yeni bir channel elde etmiş oluyoruz. Örnek vereyim, e, aslında tıraşlama yapıyor diyebilirim için en temel anlamında. Ama bunu artık e, kullandıktan sonra yani kırpma yaptıktan sonra da bizim için existing kullanabiliyoruz. Veya var olan bir channel'a ek olarak yeniden e, yazdırabiliyoruz. Bunu da Siyafatik arka planında şöyle yapıyor hani e, kullanma fırsatınız olursa şunu görebilirsiniz önceden ayarlanmış matematiksel formülleri kullanıyor ve e, kendi kontrol failinde bu tamamen örnek veriyorum işte CFATIC.txt e, yani sizin input dosyanızda da bir e, özel commands parametresiyle bunun e, veriye işlendiğini görmemiz mümkün. <laughs> E, i̇kinci olarak aslında şundan bahsedeceğim. E, Siyafatik'in bir sonraki versiyonu olan aslında 2023.2 sürümüne eklenen e, yeni özelliklerden bahsedeceğim. Bu kısımda da e, Aeroload Spectrum desteği gibi ve e, Nodal Averaging gibi aslında e, fayda sağlayan özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. Şimdi bu slayta baktığımızda e, Aeroload Spectrum desteğinin e, sağlandığını ve detaylarının ele alındığını görüyoruz. Bu destek şunu yapıyor aslında siyafatik tarafında ee, hava aracının tasarım süreçlerine önemli bir yer tuttuğu ve ıı, örnek veriyorum akış tarafındaki hava yüklerinin etkilerinin de dahil olduğu bir şekilde aslında simüle etme olanağı tanıyor. Tabii ki bunu önceden belirli bir e, yükleme girdisiyle sağlayabiliyorduk ama artık doğrudan e, kredinde dosya çıktısıyla birlikte aslında Aerolot Spektrum biz kullanabiliyoruz. Ve şunu da destekliyor artık. En kötü hasara neden olacak çiftleri buluyor. Yani bu ne demek? E, Damage'in en yüksek nokta en yüksek olduğu noktayı belirliyor. Dolayısıyla bizim bir e, safety faktörümüzde bunu hesaplayarak aslında life'ın ne kadar olduğunu ve damage'ın da ne zamandan itibaren başladığını ne kadar olduğunu bize gösteriyor. Bu de, life'tan kastım da aslında bildiğimiz yaşam döngüsündeki hasarı hesaplıyor ve e, hava aracındaki Şuradaki gibi e, hava aslındaki aslında ki, e, spektrum formatını belirleyebiliyoruz biz yapıdaki ömrünü. Özellikle kimlerin çok işine yarar? E, havacılık yük spektrumunun e, belirtildiği uçak bileşen Tasarım ve analizinde Çalışan kişiler için e, gayet faydalı olduğunu söyleyebilirim. Noduları vericilik özelliği Bu aslında e, kesinlikle Güzel özelliklerden biri yani şu ana kadar aktarmış olduğum özellikler içerisinde en çok kullandığım bu diyebilirim rahatlıkla. Çünkü neden? Ee, biz zaten diğer fem, yazılımları, fem yazılımlarında olduğu gibi işte Patran'da, Mark'ta olduğu gibi e, belirli bir averaging işlemi yapabiliyorduk. Yani elemanın üzerindeki stresi corner'dan mı hesaplayayım yoksa center'dan mı hesaplayayım gibi çeşitli seçenekleri zaten vardı. E, ama bunu artık nodal averaging kısmıyla birlikte e, güzel bir noktaya getirdi CFATIC tarafı. Sonuçların doğruluğunu arttırmak için e, not noktalarındaki sonuçları aslında average'lıyor. İşin özeti bu diyebilirim. <laughs> e, bu özellik özellikle e, karmaşık geometrilerdeki işte stres konsantrasyonlarının doğru bir şekilde hesaplanmadığı durumlarda bizim için fayda sağlıyor diyebilirim. Bunu e, 2D ve 3D pardon, e, 2D ve 3D eleman köşelerindeki e, durumlarda kullanabiliyoruz. Tabii ki e, bu metodolojiyi kullanmak için e, hani görselleştirme için daha akıcı bir performans performansla sağlamış oluyor bizim için. Hasarın e, daha iyi tahmin edilmesi için açıkçası e, bu özelliği kullanmayı öneriyorum. Çünkü neden? Node averaging aslında e, sık tercih edilen bir yöntem ve e, bizim için de fayda sağlayan bir özellik diyebilirim. <laughs> Surface Resolve özelliğinden bahsedecek olursam bu temel anlamda aslında 3D yapın üzerine e, ince kalınlıklı bir 2D aslında skin eleman örmekten farksız değil. Tabii bunu yaparken belli başlı varsayımlar yapmamız gerekiyor. E, kaplanacak katı parçaları seçiyoruz ve ne yapıyoruz? Yüze gerilimlerini kullanarak hasar ve ömrü tahmin ediyoruz. Tabii ki bu yapının doğrudan e, kendi lokal kalınlığı boyunca doğru bir yorumlu ömrü olmayacaktır ama aslında e, bu özelliğin getirilmesinin sebebi şu. Biz bildiğimiz üzere yapılardaki failure yani bir yorulma çentinin oluşması ve bu çentin ilerlemesi %90 ihtimalle tabii ki bu nitrürlenmiş ve sertleştirilmiş yüzeylerde farklılık gösterecektir ama %90 ihtimalle yapının yüzeyinde başlayan bir e, çentik etkisinde bir dislokasyonun aslında büyümesiyle birlikte başlayan bir durum. Dolayısıyla e, herhangi bir yorulma işleminde yüzeydeki ilk başlangıç, ilk çentik kritik olduğu için Çatlığın kaynağının yüzeye odaklanmasıyla aslında biz performans ve hızdan bir kazanım sağlıyoruz. Çünkü neden? Kritik düzenimiz artık bizim burası ve çok eksenli bir analizimiz varsa buradaki daha dinamik ve akıcı bir kullanıcı deneyimiyle doğrudan yüzey üzerine gelen ömrü hesaplayabiliyoruz. Özellikle zaman tasarrufu ve daha hızlı bir analiz, maliyet etkinliği gibi faydaları da ön plana çıkıyor. Bu özellik kullanmadım ama yakın zamanda kullanmayı planlıyorum. Çünkü neden? Her zaman modellerimiz çok kolay bir mesh yapısına sahip olmuyor. Dolayısıyla sadece yüzeye küçük bir eleman örüp bunun fatik analizini incelemesini biz artık rahatlıkla CF fatigue içerisinde gerçekleştirebiliyoruz. Son olarak da 2024.1 sürümü yani aslında şu anki mevcut sürüm diyebilirim. Bunun ekstradan 2024.1.1 adında bir e, patch yani yaması yayınlandı. E, burada birkaç tane solver tarafındaki düzenlemeden e, bahsedebilirim ama herhangi bir yenilik yok. Dolayısıyla ben 2024.1 üzerinden anlatacağım. Eğer son sürme sahipseniz yani .1 bir, bir tane daha .1'e sahipseniz e, şuradaki özellikleri birazdan sayacağım özellikleri doğrudan kullanabiliyor olacaksınız. 2024.1 sürümüyle birlikte de şundan bahsedebilirim. Aslında çok girdili modal streslerdeki zaman zaman tasarrufuyla ön plana çıkıyor çıkabiliyor diyebilirim. Yani bu ne demek? çok gerilden kastım tabii ki de multiple input. bunun detayı da şöyle. Frekans düzleminde aslında biz çok girdili modal stres analizinin nasıl yapıldığını bu dik slaytta görebiliyoruz. Bu tür analizler özellikle karmaşık yapılar ve dinamik yükler altında çalışan sistemlerle büyük bir önem taşıyor diyebilirim. Ayrıca ne yapıyor? Sonuçların doğruluğunu ve güvenirliğini arttırıyor işin nihayetinde. Tabii ki buradaki çözüm süresi şöyle, bu sistemden sisteme değişiklik gösterecektir ama belirli performans iyileştirmeleriyle daha uygun bir yük girişi sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla bir de bu da bize şunu getiriyor. Hasara katkıda bulunacak en etkili modları veya channel'ları belirlemek için aslında e, channel distribution dediğimiz kanalın katılım oranını görselleştirme imkanı da sunuyor diyebilirim. Disk alanından şöyle bahsedebilirim, e, önemli ölçüde azaltıyor ve çalışma sürelerini kısaltmak için e, frekans alanındaki modal gerilmeleri destekliyor. Buradaki süreler e, tabii ki nispeten değişiklik gösterebiliyor sisteme göre ama artık e, çok girdi bir girdiniz varsa bunu frekans düzleminde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bir diğer özelliğim de zaman tarafında yani aslında time domainindeki e, geliştirmeden bahsedeceğim. .txt formatı yani aslında SciPy'nin e, input dosyası olduğunu söyleyebilirim. E, bu geri dosyasında belirli başlı block loading eklenmesi yapılabiliyordu şu güne kadar. Yani block loading'den kastım nedir? Şuradaki sağ taraftaki resimde görmüş olduğumuz gibi e, aslında sıra e, olan olmayan, durağan olmayan ve sürekli bir değişkenlik gösteren genliğinin sürekli değiştiği ve eski versiyonunda de sürekli değiştiği bir yükleme diyebilirim. Kolay bir blok yükleme analizi yapması için aslında bu fikir ortaya çıkıyor. Çünkü neden? Biz elimizde bunu yazmayı pek istemeyiz. Yani bu işin bir kolayının olması ve kullanıcıya fayda sağlayacak bir şekilde bunun olması bekleniyordu. Dolayısıyla eski yöntemde, burada şöyle söyleyeyim, aslında bu sürümde blok loading çok rahat bir şekilde ekleyebiliyoruz. Ben bir önceki yani 2024.1 ve bunun önceki sürümüyle şimdiki sürümü kıyaslayacak olursam e, eski yöntemde yani elle txt üzerinden block loading eklemek istediğimizde şu oluyordu. E, aynı iki stres subcase arasında elle manuel yazım yapıyorduk. Bu birinci zaten e, eksi yön. Ve e, her event için bir channel veya bir subcase kullanabiliyorduk. Yani iki tane channel'ı tek bir e, event'ta çağıramıyorduk maalesef. Ama 2024.1 sürümüne sahipsiniz. Aslında artık yeni yöntemle birlikte şunu yapabiliyoruz. E, aynı event'ta birden fazla stres subcast'lerini kabul ediyor. Ve kontrol e, file üzerinden düzenlemeye gerek kalmadan e, doğrudan UI yani şurada loading senaryo kısmını görebilirsiniz. E, kullanıcı arayüzü kullanıcı arayüzü üzerinden de bunu yapmak e, mümkün bir hale getirildi. E, ek olarak da aynı event'ta e, birden çok channel veya sub girdisi artık yapabiliyoruz. körtesiz istatistik değerlendirmesinden bahsedecek olursam, bu e, temel olarak e, Türkçesi basıklık veya e, verilerin bir dağılım merkezi etrafındaki kuyrukların arasında nasıl dağıldığını e, ölçmeye yarayan bir e, metot olduğunu söyleyebilirim. E, bu istatistik şunu yapıyor, daha büyük değerler, üzerinde bir veri dağılımının gözlemlere yoğun bir şekilde yoğunlaştığı ve işte aşırı gözlemlerle de basıklık diye tabir edebileceğim durumların değerlendirmesini sağlıyor. Bu dediğim gibi bir önceki sürüm olan 2023.2.1 dediğim gibi yine yama sürümü. 0. .2 olsaydı bunu görüyor olacaktınız. Burada bu istatistik değerlendirmesi yokken 2024.1 ile kurtosis değerlendirmesi yapacaksanız da bu mümkün hale getirildi. Özellikle bu slaytta şundan bahsedeceğim markı birçok kişi bizlerde biraz olarak sık sık kullanıyoruz Markın belirli başlı dosya çıktıları var Bunlar T16 nokta Nasran tarafından alışmış olduğumuz Hdf5 çıktıları Biz bunları önceden de mark ile işbirliği vardı Evet ama belirli dosya formatlarının kuralların olması gerekiyordu yani siz Nasıl e, NASRAN H5'ini e, mark tarafına aktaramıyorsanız burada CFATIC'de belirli başlı kuralları kabul ediyordu. E, bu konuda birazcık esneklik getirdiler. E, mark'ın ana dosya çıktısı olan .t16 sonuçlarını artık destekliyor. Dolayısıyla e, doğrudan bir .t16'yı e, içeri import ettikten sonra aslında e, analiz prosesini CFATIC içerisinden yürütebiliyoruz. Bir diğer dediğim gibi bahsettiğim özellik aslında e, nasran değil e, mark yazılımımız da aslında bir e, hdf5 çıktısı verebiliyor. Dolayısıyla mark tarafındaki yani mentat arayüzünden aldı etmiş olduğunuz bir e, post proses dosyasını sonuç dosyaları lineer veya non olsa dahi biz aslında artık siyafatik içerisinde e, kullanabiliyoruz. Bunun e, içerisindeki stres değerleri fark etmiyor. Fakat şundan bahsedeceğim e, buradaki stres değerlerini aktarmak için keoşit stres yani aslında e, turu stres olarak geçiyor literatürde de. Bu şekilde bir çıktı istemeniz ve e, bunun post process dosyanızda e, bulunması gerekiyor. Tabii ki e, aynı zamanda zaman düzlemindeki e, transient analizin sonucunda entegre edebiliyor. Bu hala mark dosya desteğinden bahsediyorum. E, mark ortamında yorum yapabilirsiniz. E, bu da bir nokta işinizi görecektir ama daha büyük modellerle ve daha spesifik işlerle çalışacaksanız doğrudan mark siyafatik işbirliğini artık e, bu sürüm ile daha e, adaptif ve dinamik bir şekilde kullanabiliyoruz. E, tabii ki dediğim gibi hatırlatmakta fayda var tekrardan. E, siyafatik stres tabanlı bir yorulma analizi yapılmak isteniyorsa bunu chaos stres olarak da istememiz gerekecektir. E bugün sizlere Siyafatik yazılımına eklenen yeni özellikleri ve bunların işte bizim mühendislik çalışmalarımıza olan katkılarını aktardım. umarım hani yenilikler sizin için faydalı olmuştur. E katılımınız için teşekkür ederim. Sorularınız varsa da memnuniyetle cevaplamak isterim. Teşekkürler Doğukan Bey. sorularınız varsa chat üzerinden alabiliriz. Biraz bekleyelim. Ee, sanırım şu an için soru yok. Ancak daha sonra aklınıza gelebilecek olan tüm sorularınızı bize destek et adresi üzerinden iletebilirsiniz. Ee, değerli katılımlarınız için teşekkür eder, iyi günler dilerim.